İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru. Namazın ehemmiyeti. Bu büyük evliya zat bir gün hanı hanana mektup yazıp şöylece nasihat etti ona. Besmele okuyarak mektuba başlıyorum. Yani Hak Teâlâ'ya güvenip yazıyorum. Hadiste buyurdu ki o Resul-ü Kibriya, kim özürsüz bir namaz bırakırsa kazaya, o kişi 80 hukbe ateşte yanacaktır. Bir hukbe 80 yıllık bir zaman olacaktır. Her yılı 360 gün olup iş bu vaktin, her günü 80 dünya senesidir velakin. Her vakit geçtikçe de kaza edecek kadar, bu bir namaz terkinin günahı kat kat artar. Birkaç namaz olursa çetin olur bir hayli. Yarın mahşer gününde çok zordur onun hali. Her ne olursa olsun bir an geciktirmeden kaza namazlarını bitirmelidir hemen. Namaz kılmayan kimse Hakk'ın azametini düşünüp anlamalı işin vahametini. Bu hadis-i şerifin şiddeti karşısında insanın erimesi lazım gelir aslında. Hadiste buyuruldu. Günah işleyen kimse pişman olup Rabbinden affını diler ise Allahü Teala'yı çok merhametli bulur. Onun bu pişmanlığı affına sebep olur. Yine bir hadiste buyurdu ki o server, günahı olan kimse tövbe istiğfar eder, sonra da bu günahı bir daha yapar ise ve yine pişman olup yine tövbe ederse, üçüncü defa yapıp dilerse bir daha af, dördüncüyü yapınca yazılır büyük günah. Ve yine bir hadis-i şerifinde o server buyurdu, helak oldu elbette müsevvifler. Yani yarın yaparım, sonra yaparım diyen, elbette ziyan etti tövbeyi geciktiren. Lokman Hekim, peygamber veyahut veli bir zat, oğluna bu hususta şöyle etti nasihat. Ey oğlum, hiç yarına bırakma ki tövbeni, zira ölüm ansızın yakalar gelip seni. İmam-ı Mücahid de buyurdu, her gün eğer kim tövbe etmez ise kendisine zulmeder. Yine alimlerimiz buyurdu ki, bir kimse haramdan bir kuruşu sahibine verirse, o kimse bu işinden alır ki öyle ecir, bu 600 nafile haçtan daha iyidir. Biz kendi kendimize zulmettik ey Rabbimiz. Acıyıp affetmezsen fena olur halimiz. Ve yine Resulullah buyurdu ki bir defa, şöyle buyurmaktadır Hak Teâlâ kullara,
Ey kulum, emrettiğim farzları eda et ki olasın insanların içinde en abidi. Sana haram kıldığım şeylerden iyi sakın ki kullarım içinde zühd sahibi olasın. Kanaat eder isen verdiğim rızka dahi olursun kullarımın arasında en gani. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh Eyyühel Veled kitabında buyuruyor ki, evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi oku. Zira her işinde muvaffak olur ve hayırlı işler başarırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse evinden çıkarken Ayetel Kürsi'yi okursa Hak Teala 70 meleğe emreder. O kimse evine gelinceye kadar ona dua ve istiğfar ederler. Evine gelince de okursan, iki ayetel kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Önce sağ ayakkabını giy, sonra sol ayak ile evden, camiden çık buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Kolay gelsin, ben miyim? Evet efendim, buyurunuz. Hocama sorum vardı. Son oturuşta mesela bazen dilimi sürtüyor. Teheccüdü baştan alır, seviş secdesi gerekiyor mu? Bazen unutuyoruz, Fatiha yerde okuyoruz. Ne yapmamız gerekiyor hocam? Bir de hocam, çocuk altını değiştirirken elimiz değiyor çocuğun şeysine. Abdestimiz bozuluyor mu? Şafii misiniz? Şafii, evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz. Hayırlı günler. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Hocamın bir sorum vardı. Tabii. Öncelikle duasını rica ediyorum. Rabbim iki can saadeti versin size de, sevdiklerinize de. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hepimize son Amin. Nefesi de iman selameti versin inşallah. Amin hocam, cümlemize inşallah. Benim sorum namazla alakalıydı. Şimdi benim baş dönmesi olduğu için ben başımı secdeye koyamıyorum. Onun dışında hepsini yapıyorum namazda. Yani bir de bir kere dinlemiştim sizden. Hani oturarak mı kılmam gerekiyor, yoksa her seferinde tekrar kalkmam mı gerekiyor, bunu bilemiyorum. Onu soracaktım size. Bir de bu oruçla alakalı, oruç tuttuğum zaman, bu sene hiç tutamadım ama çok üzüldüm. Aç kaldığım zaman tetikliyor. Kaç tane doktora gidip sordum, hani tutmayın dediler. Ne yapacağımı da bilemedim yani açıkçası. Nasıl yapmam gerekiyor? Bir gün tutsam ömrüm yeter mi bilmiyorum. O yüzden bunu açıklarsanız bana çok memnun olurum. Peki efendim. Teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler. Hayırlı günler. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Sorum namazda tertip sahibi olmakla ilgili. Ama birkaç soru iç içe. Benim kız kardeşim Maliki mezhebini taklit ediyor. Aşırı vesvese sahibi bir insan. En son gusül abdesti aldıktan sonra bu 8 vakit namazını kılmış. Ondan sonra göbek deliğini yıkayıp yıkamadığından vesveseye düşmüş. Şimdi namazın 2 vakitini geri kılmış. Geriye kalan 6 vakiti kılamıyor tertip sahibi olduğu için. 5 beşe kılmasının imkanı yok. Bunu kılması gerekir mi? Bir de şüpheye düştüğünde göbek deliğinden dolayı tekrardan gusül abdesti alması gerekli miydi? Sorularım bunlar. Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım. Peki efendim. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Sağ olun, iyi günler. Evden çıkarken Ayetel Kürsi okunması lazım mı? Evet efendim. Yani o çıkarken derken. Kapından çıkınca. Çıktıktan sonra. Evet. Mesela diyelim ki adam hemen arabası da şeyin önünde, evinin önünde. Çıktı, hı hı. Arabaya da bindi, Ayetel Kürsi okudu, olur mu? Olur.
Zaten arabayla gidecek olursa, ona falan rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi, buyururlar ki, arabaya binip de ayetel kürsü okumadan kaza yapana acınmaz. Bir daha söyler misiniz? Arabaya binip de, bindikten sonra ayetel kürsü okumayıp kaza yapana acınmaz. Müslüman için söyleniyor bu. Yani orada bu zat ayetel kürsü okuduğu zaman, hani hadis-i şerif okuduk ya Süleyman Bey Ceza Hazretleri evet, kitabından, 70 melek buyuruluyor hadis-i şerifte. Seni korur buyuruluyor. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki, Müslüman olduğu halde, bunu bildiği halde okumazsa buna acınmaz. Ya sen koruma almıyorsun, koruma kabul etmiyorsun, ben diyorsun. Bir şey olmaz bana diyorsun. Ha, ben falan işte iyi şoförüm, bilmem ne iyi şoför be. Tamam. Sen iyi olsan ne olur, karşıdaki kötü. Karşıdaki kötü. Onun için Emen abiler de Allah-u Teala rahmet eylesin. Hocamız buyurur ki buyururlardı. Araba kullanacaklar, şunu hiçbir zaman unutmamalı. Arkasından gelen, sağından solundan geçen veya karşısından gelen acemi daha yeni kullanıyor. Efendim 40 yıllık şoför. Aa, yok acemi. Böyle yap, düşünürse rahat eder buyurmuşlar. Ne olur? Acemilerin arasında araba kullanırken çok dikkatli olursun değil mi? Ha. Acemi kabul edersen mesele bitiyor. Hatta acemi adam deli diye düşün yani. Veya deli diye düşün. Her an her şey yapabilir diye düşün. Nasıl geçersin buradan? Niye aynı şekilde sinyal vermiyorsun? Ya adam zaten acemi bilmiyor. Veya senin dediğin gibi deli. Deli. Zır deli var bir de. Dolayısıyla o zaman rahat edersin. O zaman rahat edersin. Bunun için de evden çıktı. Mesela sitede, blokta oturuyor falan. Kendi dairesinden çıktı. Hemen başlar okumaya. Veya indi aşağıya, arabasına bindi. İkisini birleştirir o zaman. Yavuz mesela çeker, ayetel kürsü okur. Onu soracaktım ben de. Ayetel kürsü okur. Bir tane evden çıkınca, bir tane arabaya binince... Vakti varsa olsun. Yapabilir. Olabilir de yani. Ha, yapabilir. Şimdi bazen mesela şeyler oluyor. Mustafa Bey, her tarafı site olarak kabul etme. Mesela biz Fatih'te de oturduk. Öyle site ne gezer? Eski yapılar oralar. Evin önünde zaten aynı şekilde daracık sokaklar mümkün değil. Şeyde çocukluğumda kullandıkları bir tabir var. İtin öldüğü yer derler, tamam. İtin öldüğü yere arabayı bırakıp geliyorsun, tamam mı? Evinden, daireden çıkarken ayetel kürsü oku, merdivenlerden inerken. Çünkü Fatih'teki evlerin çoğunda asansör de yok. Ya da illaki arabası olması şart değil. Otobüse binecek, yürümesi lazım biraz. Ha, yolda ayetel kürsü yoksun gitsin. Tamam. Olur mu olur. Peki belediye otobüsüne binince de okusa olur mu? Olur. Bu araç derken illaki kullanacak olan mı yoksa? Kullanacak olan. Kullanacak olan. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala buyuruyorlar ki, nefsin böyle artık tavan yaptığı yerlerden birisiymiş o şoförlük. Evet. Ora bindi mi yollar benim. Ben en iyi kullanırım falan. Çekilin önümden. Kim mani oluyor? Niye önüme kırıyorsun? Niye beni geçiyorsun? Vay yok be, adamın altındaki arabaya bak. Benim arabayı nasıl geçer bu? Uf, nefis hepsini yüklüyor falan. Var ya öyle. Adam aynı şekilde hem geçiyor, bir de trip atıyor, bir de sağlı solda tabii sekiz çiziyor falan. Her gün yol verme kavgası, yol verme veya vermeme kavgası oluyor İstanbul'da. Benim gibi adam... Nefisten ya. Yani. Nefisten tabii. Ya ver gelsin gitsin adam, tamam mı? Ver gelsin gitsin. Hani zaman zaman anlatıyoruz, bana o çok tesir etmişti insan küçüklükken. Duyduğu şeyler hakikaten din büyükleri de öyle buyuruyor. Şeyde hafızada kalıyor. Yaşlanınca okuduğun şeyleri, mesela biraz önce bir şey okudum, buraya gelince kadar unutuyorum. Ha, onu tekrar edersem, hani bazen dikkat edersiniz, bazen bir şey okuyorum falan. Seni görüyorum, sana anlatıyorum. Ondan sonra Recep'i görüyorum, Recep'i anlatıyorum. Tek tek anlatıyorum. Onun bir sebebi var. Cevat Babuna demişti. Yaşlandığın zaman dedi, bir şey dedi, hafızanda kalmasını istiyorsan, eğitimciler de aynı şeyi söylüyor çünkü. O doktor olarak söylüyordu. Yani dedi, sık sık tekrar edersen dedi, o da hafızada kalır. Yoksa kalmıyormuş, uçup gidiyormuş falan. Su üstüne yazılan yazı gibiymiş falan. Satman lazım yani. Ha, şimdi anlattıkları o şey, Konya mesela İtalyanların işgaline uğramıştı. Sistem bozulmuş, devlet yok, devlet şey yok, nizam intizam yok. Beline tabancayı çakan, takan, eline bıçağı alan yolda aynı şekilde eşkıyalık yapıyor. Sokak aralarında. Adam hanımıyla gidiyor, ikinden sonra akşama yakın. Adama gelmiş, karısına sulanıyor falan. Adam da cebinden para çıkarmış, aynı şekilde adama vermiş. Neyse, oradan ayrıldıktan sonra hanımı demiş ki, ya sen deli misin, tepek misin demiş ya. Senin hanımına laf atıyor, sen böyle diyorsun. Sus demiş. Sen biraz sonra görürsün.
Adam şimdi böyle her gelene böyle sarkıntılık yaptı, para verdiğini görünce arkadan birisi de böyle bir sarkıntılık yapıyor. Adam da güçlü kuvvetliymiş. Adam bıçaklamış, gebertmiş. Tak demiş. Katil olmadık. Biz katil olmadık. Bu adam bunu bu şeyiyle gider. Hani bir söz vardır. Başa varken elin ateşi sokma. Elin ateşi sokma. Müslüman akıllı olur. İlmi siyaset sahibi olur. Mudara etmesini de bilir. Dost düşman herkese karşı. Ben bunun en canlı örneğini Ömer abiyle görmüştüm. En canlı örneğini. Ya mesela Cağaloğlu'ndayız, ATGRT falan yok. Bakıyordum. Ya benim yarım yamalak aklım var mı yok mu bilmiyorum da adamın bakıyorum falan. Din simansız birisi. Ama Ömer abiler nasıl iltifat ederlerdi? Ondan sonra nasıl böyle güler yüzle, neşeli bir şekilde adama ikramlarda bulunurdu. Nasıl kahve içersiniz, nasıl çay içersiniz, işte sizinle beraber yemeğe inelim, yemekte şey yapalım. Yemeğe indirdikleri bile olurdu. Olurdu falan, dikkat ederim, Allah Allah. Sonra İslam Ahlak kitabını okuya okuya, onun için de hani kendim de tecrübe ettim. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, okuyun buyuruyor da, okuya okuya, ha İslamiyet'te mudara diye bir şey var. Çünkü bizzat bunu yapan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ömer abi de o sünneti seniye ittiba ediyor. Çünkü bir gün Hazreti Ömer de var. Hazreti Ayşe validemizle alakalı da var, Hazreti Ömer'le de. Böyle sahabeyle bakıyor, ileriden birisi geliyor. Şu gelen diyor, kabilesinin en kötüsüdür. O gelince ayağa kalkıyorlar, iltifat ediyorlar, yer gösteriyorlar. Hatta orada böyle hurma lifiyle şey yapmış minder var, onu aynı şekilde veriyor, onu oturtturuyorlar, iltifat ediyorlar. Giderken de güler yüzle gönderiyorlar. Gittikten sonra da Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah, kabilesinin en kötüsü dediğiniz kimse gelmedi mi daha? Gitti buyuruyorlar, geldi ve gitti. Ama ona çok iyi davrandınız. Evet buyuruyorlar. O kabilesinin reisiydi buyuruyorlar. Bize bir şey yapamaz. Ama orada Müslümanlar var. Biz ona kötü davranırsak gider oradaki Müslümanlara eziyet eder. Biz ona mudara ettik buyuruyorlar. Ya. Ve kitaplarda buyuruyor ki dünyalık vererek dinini koru. Adama güler yüz gösteriyorsun falan. Adam paranı ver falan. Alsın paranı ama bana dinime saldırma. Tamam. Dinime saldırma. Yani orada erkeklik yapmaya veyahut da aynı şekilde heriflik yapmaya kalkma. Anadolu'da öyle diyorlar. Mudara İslam ahlakıdır. Efendim kime karşı yapılır? Herkese. Anneye babaya yapılır. Efendim evli, kocasına karşı kadın salihadır, yapar. Erkek salihtir, kadın aynı şekilde şey yapmıyor. Hanımına mudara eder. Çocuklar anne babaya, anne baba bir şey bilmiyorsa mudara edebilir. Anne baba çocuklara aynı şekilde mudara edebilir. Bu İslam ahlakıdır. Ne verir? Dünyalık vererek kendinden koparmazsın. Günü gelir belki tövbe edebilir. Ben mesela Emre abilerin o davranışları neticesinde yaratılışında cüz'i bir miktar bile bir insaf, bir güzellik varsa Mustafa Bey kitap okumak suretiyle veya iyi kimseleri görüp de iyi kimselerin bu ahlakıyla karşılaştığı zaman o durur, sarsılır. Ve o Allah-u Teala'nın sevgili kulu galiba bu der, ona muhabbet eder. O muhabbet o kimseyi kurtarabilir misin? Enteresan bir şey değil mi? Efendim ben geceleri 200 rekat namaz kılıyorum falan, hikaye oluyor o. 200 rekat namaz kılıyorsun ama Allah-u Teala'nın sevdiği bir kula da dil uzatıyorsun. Hiçbir kıymeti yok. Hatta Ömer abiler bir seferinde böyle bana celalleniyor mübarek de açık açık anlatmışlar. Ben de duyduklarım var da mesela öyle geliyor falan. Ömer abiler bize Ali Veli deli deli de diyorlar, lazım değil. Uçan kaçan da lazım değil. Uçan kaçan da lazım değil. Efendim işte falan kitabı. Böyle aynı şekilde alim de lazım değil. Ya buyurlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bütün aynı şekilde ömrü boyunca okulların hep birincisi olmuş. Böyle bir kabiliyet. Fen bilgilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı ilk yüksek kimya mühendisi değil mi? Matematiği çok iyi biliyor. Babaları Sait Efendi. Aynı zamanda tıp ilmini de biliyor. Tabii tıp fakültesine gittiler. Ondan sonra eczacılığı biliyorlar. Biliyor. Yani aynı ilaç yapmasını biliyor. Askeri stratejiyi biliyor. Fen bilgilerinin hepsinde mütehassıs. Matematikte de, kimyada da, fizikte de, astronomide de aynı şekilde. Anatomiyi biliyorlar. Din bilgilerinde de dört mezhepte mütehassıs olan Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nin uzun süre rahle tedrisinden geçmiş. Ve Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri yükleme yapmış. Böyle bir zatı nerede bulacaksın ya? Hemen abi yapıyor ki bu zat aynı şekilde kitabına yazmış. Sen kendine göre ben kitaptan buldum yaptım falan. Kendi kendine şefaat edebilir misin, kurtarabilir misin? Yani kurtaramazsın diyor. Mümkün değil yani. Efendim çok şey biliyorum. Bil.
İbn Teymiye de çok şey biliyordu, sapıttı gitti. Hatta meleklerin arasında da ibadet yaptığı için melekleri de tanıyordu, iblisi. Yani meleklerin bilmediği bazı şeyleri de biliyordu. Bazı kitaplarda meleklere hocalık yaptığı ifadesi de geçiyor mesela. Ama cin tayfasında melek değil yalnız. Ama Allah-u Teala tavır aldı. 200 bin senelik ibadetinden bahsediliyor. Beş para etmedi o 200 bin senelik ibadeti. İlmi. Beş para etmedi. Bir işe yaramadı. İbn Teymiye de aynı şekilde. Bu mezhepsizliğin ve Vehhabiliğin aynı şekilde temellerini atan bir adamdır İbn Teymiye de. Ve netice itibariyle efendim işte şöyle alimdi, böyle alimdi. Ben bir şey söyleyeyim de ondan sonra bir gün Emre abiler işte sabırlı olun. Bize kızmayan ağzı. Bizi gitmiş. Efendim demiş, ben demiş Mustafa 9'da 99 defa sabrettim. 100. de işte kızdım, bağırdım falan. Emre abiler de Osman Hülya'ya demiş ki, yani misal olarak söylüyorum. Madem aynı şekilde devirecektin, kızacaktın, niye 99 defa sabrettin ya? Birincisinde patlasaydın ya. Bize kızmayan lazım. Ha, bize kızmayan lazım. O zaman ha birinci basamak da aynı şekilde patlamışsın. Ha 99'da patlamışsın. Yani. Neticede patladın ya. Testiyi kırdın ya. Su yok ortada. Neticeye göre hüküm verilir. Neticeye göre hüküm verilir. Yani. Dolayısıyla kızmayan ve patlamayan lazım. Peki o nasıl elde edilir? Kitap okumakla, başka türlü yok. Kitap okuya okuya okuya. Mesela İslam ahlakında kadap öfke bahsi var. Okursun, okursun, okursun. Ya işte daha önce defalarca anlatıyorum. Ben bunu ilk gönende çıkmıştı. Hatırlarsın şöyle, bu şimdiki İslam ahlakının yarısı kadardı. Ortadan böl, yarısı kadar öyle bir şey. Cep kitabıydı. Okuyor mu? Kadap, öfke konusunu okurken. Muhammed Hadimi Hazretin Erika kitabından almışlar. İhya'dan da nakiller var orada. Okuyorum. Ama tatlı tatlı gidiyordum. Baktım, o zat buyuruyor ki, işte bazı ahmaklar var. Cansız şeylerin bile hareketlerinde öfkelenirler, kadaplanırlar. Hakikaten falan dedim. Ama kendimi hala daha iyi kabul ediyorum. O zaman hatta duvara çivi çakarken elindeki keser veyahut da çekişle çakarken eline vurduğu zaman keseri yere atar, tekmeleyen ahmaklar da var. Ha? Dedim ben. Çok yaptım onu. Keseri fırlatıp atmışımdır. Bir de tekme atmışımdır keseri. Ya dedim bu zat bana ahmak diyor. Keser senin elinde. Vuracaksan kendine vur değil mi? Sonra düşündüm. Ya dedim keseri ne kabahat var, bu zat doğru söylüyor. Benimki ahmaklığın daniskası. Öyle ya. Ben kendim vurdum. Kendi elimle kendi parmağıma vurdum. Kendim vurdum. Keser vurmadı ki. Keser sadece bir aletti. Veyahut da bıçakla bir şey yapıyordum. Hatta bak pırnağım böyle şeyle, çocukken anneme nazlandım falan, böyle Bursa bıçakları geliyordu ama acayip keskin bıçaklar. İlle biz de alalım, biz de Bartur usulü alıyorduk falan. Neyse kadıncağız, oğlum dedi daha küçüksün, elini falan kes. Yok yok ana ben kesmem falan, kesmem ben falan. Ondan sonra ne yapsın kadıncağız, ne soğan mı patates mi verdik, bıçak aldık. Daha ilk gün müydü neydi ya, ceviz mi şey yapıyordum, nasıl bir keskin bıçak. Şu sol elimin baş parmağının izi de hala duruyor. Bir bastırdım, tırnak bile kesilmiş ama nasıl, böyle oluk gibi kan akıyor. Annem baktı, kızsın mı, üzülsün mü, şey yapsın mı, anne şefkati gene sardı, sarmaladı falan. Bıçağı da döveydiniz. Daha derece buna kadar yükselmediydi. Ve ondan sonra şimdi habire böyle o tırnağıma baktıkça hatıra olarak kalıyor. Evet. Pütü pütü çıkıyor çünkü düzelmedi gitti. Demek ki nasıl bir kestiyse. Onun için de yani bıçak kesti evet ama o bıçağı tutan el benimdi. Bıçağa kızma hakkım yok. Değil mi? Evet. Hocam ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı şükrün ve nankörlüğün neticesi. Şükür, verilen nimetleri yerli yerinde kullanmak, görülen iyiliğe karşı teşekkür etmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak anlamlarındadır. İyilik edene mal ve hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak, İnsanlık vazifesidir. Hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmiş olmaz buyurulmuştur. Vaktiyle Bağdat'ta kıtlık oldu.
açlıktan mecalsiz kalan bir fakir, içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalar. Günlerdir ağzıma bir lokma girmedi, Allah rızası için bir ekmek verin diye yalvarır. Tandırda ekmek pişirmekte olan kadıncağız, fakirin bu yalvarışı üzerine kızına, al şu ekmeği kapıdaki fakire veriver der. Kızcağız, tandırdan yeni çıkan ekmeği fakire verir. Fakir, sevincinden ne yapacağını bilemez ve hemen evinin yolunu tutar. O sırada karşısına birisi çıkar. O ekmeği nereden aldın diye sorar. Fakir de kendisine ekmek verilen evi tarif ederek yoluna devam eder. Adam ekmek verilen evin kendi evi olduğunu anlayınca çok öfkelenir ve böyle zamanda kimin evinde ekmek olabilir ki diye söylenerek hışımla eve girer. O ekmeği fakire kim verdi diye bağırır. Kadıncağız korkudan kızına bir şey yapmaz düşüncesiyle kızını işaret eder. Nankörlük ve cimrilik içine işlemiş olan adam eline geçirdiği bir sopayla kızının ekmek veren eline öyle bir vurur ki kızcağızın eli felç olur. Öfkeyle ben herkese ekmek versem bu evde ekmek mi kalır diye bağırır. Aradan seneler geçer. Elindeki nimete şükretmeyen adamın işleri bozulur. Nesi varsa satar fakat kendini iflastan kurtaramaz. Bu arada sağlığı bozulur, çalışamayacak hale gelir ve bir lokmaya muhtaç olur. Bir gün kızına benim çalışacak ve dışarı çıkacak halim yok. Dışarı çık, birisinden ekmek veya bir ekmek parası iste. Benden ümidi kesin der. Ömründe dilenmemiş, kimseden bir şey istememiş olan kızcağız, utana sıkıla çarşıya iner. Bir kenara çekilir, beklemeye başlar. Uzun müddet kızcağızın orada beklediğini gören genç bir esnaf yanına gelir. Sen masum birine benziyorsun, burada mahcup bir halde kimi bekliyorsun diye sorar. Kızcağız, ekmeğimiz de alacak paramız da yok. Bir tanıdık rast gelirse ekmek parası isteyeceğim der. O esnaf hemen elini cebine atar, hatırı sayılır bir para çıkartıp kızcağıza uzatır. Bunlarla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Böylece Rabbimin bana ihsan ettiği nimetin şükrünü ödemiş olurum der. Kızcağız parayı alırken elinin birini saklar. Bu hal genç adamın dikkatini çeker. Elinde bir rahatsızlık varsa seni doktora götüreyim, tedavi ettireyim. Daha önce çok fakirdim. Yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaçtım. Rabbim bana çok ihsanda bulundu, zengin oldum. Rabbimin bu ihsanına karşı şükür olarak onun kullarına yardım etmek istiyorum. Saklama, derdin neyse söyle sana yardım edeyim der. Kızcağız başından geçenleri anlatır, fakire verdiği ekmek sebebiyle babasının eline sopayla vurduğunu ve bu sebeple sakat kalıp evlenemediğini de anlatır. Kızcağızdan bunları işiten genç esnaf hemen komşularını çağırır ve komşular, bu kızcağızın elinin sakat kalmasına ben sebep olmuşum. Çünkü o ekmeği isteyen bendim. Elinin sakat kalmasına sebep olup da bu halde bırakmak insanlığa sığmaz ve Allahü Teala da razı olmaz. Bu kızcağızın babası elindeki nimete şükretmediği için Allahü Teala onun dükkanını elinden alıp bana nasip etti. Şimdi imtihan sırası bende. Ben de aynı nankörlüğe düşmek istemem der ve kızcağızı babasından istetip evlenir. Böylece kızcağızı ailesini sıkıntıdan kurtardığı gibi Allahü Teala'nın ihsanlarına da şükreder. Nimetlere şükredilirse elde kalır. Nankörlük edilirse elden çıkar. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, nimetlere şükreden, onun elden çıkacağından korkmasın. Nimetin kıymetini bilmeyip, nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Şükürse, nimeti devamlı kılar ve artırır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz dedi son oturuşta, dil sürçerse veya tahiyyat yerine Fatiha okursak, secde-i sevgi gerekir. Hanefi mezhebine göre. Fakat bu dinleyicimiz şey dedi, ben de Şafii'yim dedi. Ama Şafii mezhebindeki hükmü bilmiyorum. Bir bakarız inşallah unutmazsak. Yine başka bir yine Şafii izledi çocuğun bezini değiştirirken. Hatırladığım, yani okuduğum ve hatırladığım kadarıyla Şafii mezhebinde olanlar buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Abdesti bozulduğunu hatırlıyorum. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Guslü değil ama. Hayır hayır. Abdesti bozuldu. Çünkü İmam-ı Şafii rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki kadın olsun erkek olsun. Kendi ahiret yerine. Eliyle, çıplak eliyle, avuç içiyle değdiği zaman veya başkasının avret yerine değdiği zaman bozar buyuruyor. İmam Malik Hazretleri,
yani kadınlar için bozmaz buyuruyor. Erkekler de sadece şeye, erkeklik uzvuna, SBT'in ona, erkeklik uzvuna avuç içiyle değerse aynı şekilde bozar buyuruyor. Hanefi mezhebinde ise kadının da erkeğin de kendi avretlerine de değse, başkasının avretlerine de değse problem olmaz. Peki şey hatıra gelebilir mesela. Diyelim ki iki çocuklar vardır mesela, değil mi? Bazen 300 bile olduğu oluyor. Hakikaten zordur. Bu hanım Şafii mezhebindedir. Yani abdest almıştır. Çocuğun birisi şey yapmıştır. Değiştirmek mecburiyette kalmıştır. Aldığı abdesti daha namaz kılamadan abdest gitti. Bir daha alacak. Bu sefer üçüncü çocuk devreye girer falan. Yani değil mi? Yani böyle bir sıkıntılı durum olursa Hanefi mezhebini gusül, abdest ve namazla taklit ederse rahmettir çünkü dört mezhep Müslümanlar için. O zaman bu hanım Şafii mezhebinden çıkmıyor. Ama gusül, abdest ve namazda İmam-ı Azam ve Hanife'nin içtihadına uyuyor. O kadar yani. Dolayısıyla abdesti bozulmaz. Aynı hanım eldivenle değiştirse çocuğun altını? Ha, o da bir çare. Çünkü çıplak el ifadesi geçiyor. Yani diyor ki ya bu yaştan sonra ben Hanefi mezhebinin şartlarını pek bilemem edemem falan. Evet. O zaman çocukların bezlerini ve altını değiştirirken şey yaparken şey kullanır. Eldiven kullanır. Şey de öyle. Hadi diyelim ki o çocuk yaşlandı. Annesi babası bakıma muhtaç. Bakıma muhtaç. Altını değiştirecek. Şafii mezhebindeki için problem. Dediğin gibi şey kullansın. Eldiven kullansın. Hatta Hanefi mezhebindeki veya Maliki mezhebindeki de eldiven kullansın. Değil mi? İyi olur. Mesela diyelim ki kızı bakmak mecburiyetinde kaldı. Hani bazen deniyor hürmeti müsahare diye. Evet. Ona mani olmuş olur. Eldivenle bunu yaptığı zaman da ona mani olmuş olur. Ki eskisi gibi Mustafa Bey, efendim eldiven bulmakta güçlük çekilmiyor. Çünkü marketlerde bile var artık. Değil mi? Tabii bu bulaşık için kullanılanlar. Bulaşık için kullanılanlar var. Eskisi gibi efendim nerede bulacağız falan. Kutu kutu satılıyor, almayanı dövüyorlar. Yani. Dolayısıyla çok kullanıp atabilirsin. Öyle durumlar bile var şu anda. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Ben de dedi baş dönmesi var. Secdeye dedi gidemiyorum dedi. Yani çok doktora gittim dedi. Aynı şekilde hepsi aynı şeyi söyledi dedi. Oruç konusunda da aynı şeyi söylemişler. Oruç tutamazsın demişler. Ben dedi şimdi mesela öğle namazının ilk sünnetini kılarken ayakta başladım. Sonra oturup devam edeceğim. Farzı için kalkacak mıyım ayağa tekrar? Son sünneti için kalkacak mıyım? Orada kitaplarda buyuruyor ki iki şekilde de olur. Bir, ayakta tekbir alabilecek gücü varsa, yani başı dönmüyorsa, şey yapmıyorsa, oturduğu yerde de iftihat tekbirini alabilir. İlk sünnetine de öyle yapabilir. Oturur. Efendim otururken de dizüstü oturamazsa bağdaş kurar. Bağdaşta kuramazsa ayaklarını kıble istikametini uzatır. Oturduğu yerde niyet ettim öğle namazın ilk sünnetini veya ilk kaza kan öğle namazı farzını kılmaya Allahu Ekber diye tekbir alır bağlar. Rükû için biraz eğilir, secde için de ondan biraz aşağı eğilir. İma ile kılar yani. Peki efendim selam verdi, farzı için ayağa kalkmaz. Hani başı dönüyorsa ayağa kalktığı zaman onu da oturarak iftihat tekbirini alır. Yok o kadar değil efendim, ben ayakta tekbir alıp oturabiliyorum. Ha bunu yapabiliyorsa buyuruyor kitapta. İlmihal'de de Saadet-i Ebediye kitabında da yazıyor bu. Bunu yapabiliyorsa ayakta tekbir alması evladır. Yapabiliyorsa ama. Ayakta tekbir alıyor, ayakta durabiliyor. Ama işte oturmasında kalkmasında sıkıntı oluyor diyelim. Bu arada ayakta tekbir aldı, oturacak ama oturması biraz uzun sürüyor. Yani işte bağdaş kuracak, işte sağa sola dayanacak filan. Böyle olsa da yine ayakta alsa olur mu? Olur. Şundan endişe ederse, çünkü anlattığınız şey vesveseye müsait bir şey. Evet. Ben bir sürü hareket yaptım. Evet. Namazım bozulmuş olabilir. Eğer bu şekilde teferruatlıysa hiç ayakta ince tekbir almasın. Oturduğu yerde alsın. Oturması zor oluyorsa. Yani. Evet, oturması zor oluyorsa. Efendim bir de dinleyicimiz dedi ki işte oruç tutamıyorum dedi. Hastalığım sebebiyle birçok doktora da gittim dedi. Yani dedi bu hastalığımı dedi açlık tetikliyormuş dedi. Böyle durumda ne yapabilirim? Tutmaz. Dinleyicimiz yalnız gönlüne gelmiş. Yani Ramazan-ı Şerif'ten sonra bir gün tutsam falan. Mesela bizim bu yaşadığımız coğrafyada en kısa günler Kasım Aralık. Kasım Aralık'ta mesela başlar.
Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Bir gün tutar, bir gün tutmaz. Mesela Kasım, Aralık iki ay sürüyor zaten. Bu iki ay içerisinde o 30 günü tutabilir, tutabilir, kaza edebilir. Bu imkanı varsa denesin. Efendim denedim, bu da olmuyor. Hastalığımı tetikliyor. O zaman fidye verir. Ne kadar verecek? Bir aylık oruç için 52,5 kilo un bizzat kendisi veya bunun bedeli altın olarak fakire verilir buyuruyor. Bunu peki efendim ben tutamadım, yerine fidye verdim. Oldu mu? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, hatta bir edebin tarifini yapıyorlar önce. Edep, emredileni yapmak şeklinde tarif ediyorlar. Hani ya olmaz ki ben oruç tutmadım falan filan. Ve orada buyuruyor ki emir edepten üstündür. Bize bu ibadetleri emreden buyuruyor ki ayakta duramıyorsan oturarak kıl. Oruç tutamıyorsan fidye ver. Hacca gidemiyorsan farzsa vekil gönder. Kurbanını kendin kesermiyorsan vekalet ver. Öyle diyor. Öyle diyor. İşte kurban bayramı. Aa bugün ayın biri değil mi? 27 gün kaldı kurban bayramına. Dolayısıyla hemen hemen herkes de fiyatlarını açıkladı. Yani 2000'in altında yok bu sene. Yok. 2000'in altında yok. İhlas Vakfı yurt dışı 2400. Yurt dışı 2400. İhlas Vakfı'nın şeyine, online sistemine girdiğin zaman kurban dersin vacip mi değil mi? Orada zaten vekil olanlar da var. Onlar da okursun. Ondan sonra kabul ettim dersin. Paranı yatırsın ve gönderirsin. Ondan sonra sana karışmasın. Ondan sonra oradakiler mesuldür o işte. Senelerdir mesela biz bunu konu farklı oldu ama oraya girince de mecburen söylüyoruz. Senelerdir anlatıyoruz vekalet meselesini. Elhamdülillah vekalet konusunu öğrendiler. Vekalet diyoruz da fakat şartları çoğunda tahakkuk etmiyor. Çoğunda tahakkuk. Mesela Diyanet'te şey yaptıkları falan nasıl bir sistem kurdularsa o olmaz o. Tabii devlet kurumu olması sebebiyle orada şunlar şunlar değil. Onun için kendi kafalarına göre hükümet. Canım işte sen vekil et. Ya Diyanet Vakfı şey olmaz. Vekil olmaz. İhlas Vakfı'nın kendisi vekil olmaz. Bunlar tüzel kişilikli, tüzel kişiliklidir. Bizzat canlı varlık olması lazım. Vekil olacak kimse. Efendim yapılır mı? Ya İhlas Vakfı yapmış ya bunu. Yazmış oraya. Diyor ki Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. Bunlar onun vekil tayin et diyor. Sen de okuyorsun işte. Vacip olan kurbanını kesmek için Ali, Veli, Ahmet'i, Mehmet'i. Kendime umum vekil tayin ettim. Parası 2400 lira yurt dışı yazdı. Veya yurt içi. Onu yazdı. Ondan sonra parasını da gönder. Tıkla bitti. Bu kadar yani. Zor bir şey değil. Şimdi mesela cep telefonlarında da İhlas Vakfı koma girdiği zaman değil mi? Tabii ki uygulaması var. Ha, uygulaması var. Rahatla aynı şekilde şey yaparsın. Oradan girersin. Paranı da yatırırsın. Zaten burada hesap numaraları da var. Rahatla olur. Yani bu şekildeki yapan, çünkü kurban olduğu için birçok mesela dernekler var, hayır kurumları var. Biz kendilerine aynı şekilde bir şey demiyoruz. Hani bazıları diyecek ki efendim işte İhlas Vakfı'nı ön planda tutuyorsunuz. Doğru. Çünkü İhlas Vakfı yıllardır bu işi şartlarına uygun yapıyor. Bizim derdimiz sadece İhlas Vakfı değil. Ya İslamiyet'in emrine uygun yapmak bunu. İbadetin yerine gelmiş. Ha, o işte. Sahi olmaz. Ha, derdimiz o. Yani. Zekat da aynı şekilde. Zekatta da mesela İhlas Vakfı demiş ya bak zekat hesaplama veya da aç telefonu zekatım vereceğim arkadaş. Orada diyorsun ki tamam şunları vekil et, vekil et diye. Onlar halledecek altında devrini yapacak. Yani oluyor olmaz değil. Hani bazılar diyor ki ya yokuşa sürmek. Değil ya yokuşa sürmek falan değil bu. Bu ibadet başka bir şeye benzemiyor. Ha dedin ki arkadaş ben Allah rızası için Allah'ın yardım edeceğim. Tamam arkadaşım. Senin elini kimse tutmaz. Kimseye vekil etmene gerekmez. Efendim İhlas Vakfı'na, cami yaptırma derneğine falan afişmen götürürsün verirsin. Tamam o nafile bir ibadettir. İstediğini yapabilirsin. Orada serbestsin. Kurum vekil yapılmaz. Şahıs vakfı vekil yapılır. Tabii tabii. Hatta mesela bir dinleyicimizin birisi aradı beni. Dedi ki ben dedi kurban vekaleti vereceğim ama şartım var dedi. Dedim nedir? Yani İhlas Vakfı. Dedi deprem bölgesine kesiliyor. Dedim valla ben dedim tekerette çalışıyorum yani İhlas Vakfı yani ayrı bir birim. Dedim bir sorayım kendilerine. Sordum.
Onlar bizi bir yere havale ettiler falan. Ha dediler, o bölgede tamam bizim İhlas Vakfı'nın yurdu falan vardı ama deprem sebebiyle onların hepsini biz bu tarafa çektik. Şu anda orada bizim organize ismi yok. Yani vatandaş diyor ki benim kurbanım kesilsin, oradaki fakir garibanlara verilsin. Yani dedi şu anda onu orada kesilsin istiyor. Ha orada kesilsin ve oradaki muhtaçlara verilsin istiyor. Dediler bizim orada o şekilde bir şeyimiz yok şu anda. Uygulama yok. Olsa yaşlı bir kadıncağızdı. Dedim bak abla, toprağın altı senin için de var, benim için de var. Ben seni burada kandırabilirim. Tabii sen ver derim. Ama toprağın altında bana bunu derim, hesabını sorarlar. Dedim yok, orada yokmuş. Hani kendin birisini gönderirsin, orada alırsın, kestirirsin, dağıtırsın, o beni ilgilendirmez. Kesen varsa onlara kestirir. Ve dedim bu ibadet. Bu ibadet. Başka bir şeye benzemez. Dolayısıyla doğrusunu söylemek gerekir. Vatandaşa ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yapamam. Yapamazsan tamam. Mesela şeyde de oluyor diye hepimizin başına geliyor. Bizleri şey yapıyorlar falan. Biz anlatıyoruz işte iskat meselesi olsun, zekat altınla devri olsun. Mustafa Bey bugüne kadar hep yardımcı olduk dinleyicilerimize. Efendim ben burada yapamıyorum. Burada halama, teyzeme çok fakir, onlara vereceğim ama onlarla yapamıyorum. Bize vekalet verir, biz altına devrini yaptık. Çünkü bu dinin bir emri. Biz de sevap kazanıyoruz. Tabii kazanıyoruz, kazanmaz olur mu? Çünkü dinle yardım oluyoruz. Dolayısıyla bu dinleyicimiz de efendim bir gün bu şekilde böyle tutacaksa tutsun, tutamayacaksa fidye verir. Fidye verince efendim ben ibadet mi yaptın? Çünkü yaratan bu emir verirken böyle bildiriyor. Tutamazsa bir kulum, fidye verecek. Fidyeyi de bildirmiş. Neden vereceğim? Ondan 1750 gram un. Efendim ben çok zenginim. O zaman hurmadan günlük 3 kilo olarak hesap edersin. Öyle de verebilirsin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.